Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere farklı bir tarifle geldim arkadaşlar. Onigiri. Bu tarifi kızımın isteği üzerine hazırladım. Onigiri arkadaşlar Japonlara aittir. Japon sandviçi de diyebiliriz. Oldukça meşhurdur. Bu çok tutulan bir yiyecektir arkadaşlar. Kızım da TikTok'ta gördüğü için denemek istedik. Bir türlü biz yakın çevremde bulamadığımız için tarifi kendim yaptım. Yapmışken de tarifimi sizler için hazırladım arkadaşlar. Öncelikle pirincimi hazırlıyorum. Pirincimi gördüğünüz gibi bu şekilde sushi pirinci arkadaşlar kullandım. 3 çay bardak pirinci önce sıcak suda beklettim. Bir 10 dakika nişastalı suyunu süzdükten sonra tencereye aldım. 6 çay bardak sıcak su ekleyip yağ ve tuz kullanmadan haşlamaya bıraktım. Daha sonra demlenmiş olan pirincime hazırlamış olduğum bu sosu döküyorum. Bu sosun içerisinde 50 gram pirinç sirkesi, 1 tatlı kaşık şeker, yarım tatlı kaşık tuz var arkadaşlar. Bu şekilde pirincimi lezzetlendirmiş oluyorum ve ele yapışmayan bir pirinç elde edeceğiz. Bunun sayesinde pirincimiz o yapışkanlıktan kurtulmuş olacaktı. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar pirincimizi. Ön hazırlığımız bitmişti. Bu pirinç pişirme işlemini bir gece öncesinden de yaparsanız daha kolay olacaktır. Evet, arasına ton balık kullanacağız. 2 tane küçük konserve ton balık kullandık. Öncelikle süzgeçten bu şekilde yağını süzdürüyorum. Sadece ton balığını alıyorum arkadaşlar. Şimdi ton balığımızı lezzetlendireceğiz. 1,5 yemek kaşık soya sosu. Yaklaşık 2 yemek kaşık dolu dolu mayonez. Tabii bugün mutfakta yardımcım kızım. Kızım da bu şekilde bana yardım etti. Bu karışımın içerisine arkadaşlar biraz da limon suyu sıktım. Hepsini güzelce harmanladık ve ton balık harcımızı elde etmiş olduk. Şimdi onigirin içerisine, sandviçimizin içerisine girecek salatalıkları bu şekilde ince uzun doğrayıp hazırladım arkadaşlar. Yosun yaprağı da lazım. Nori yaprağı. Salatalık, salata. Bu şekilde biz malzemelerimizi kullandık. Sizler dilerseniz havuç, avokado istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde bir kalıp kullandım arkadaşlar. Çok da kolay oldu. Eğer sizlerin de böyle bir kalıbınız varsa tavsiye ederim. Çünkü üçgen elde etmek çok zor olacaktı. Ama bu şekilde kare olarak hazırladığım için ortadan bölüp üçgen onigirilerimi elde etmiş oldum. Bu atıştırmalığın özelliği de, bu suşinin özelliği de arkadaşlar üçgen olması. Yani sandviç gibi olması. Evet. Önce pişirmiş olduğum pilavdan, sushi pilavımdan tabanına koydum. 1,5 2 kaşık kadar. Daha sonra salata yaprağı ve hazırlamış olduğum ton balıktan dolu dolu bir kaşık koyduk. Onun üzerine de salatalık dilimlerini bu şekilde yerleştiriyorum ve tekrardan dolu dolu bir yemek kaşık pirinci koyuyorum arkadaşlar. Üzerine kalıbımı bastırarak bu şekilde kartıyorum ve büyük kareler elde ediyorum. Şimdi bunu yosun yaprağına saracağım ve ortadan keseceğim üçgen bir şekilde. Üçgen olarak sandviçlerimi elde etmiş olacağım arkadaşlar. İlk yaptığımda ben bu şekilde sardım ama ikinci yaptığımda arkadaşlar onu size göstereceğim. O şekilde daha hoş oldu. Öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Aynı şekilde pirinç, salata yaprağı, salatalık, ton balık harcımız ve tekrardan pirinç olarak sandviçlerimi hazırlıyorum. Kalıptan kontrollü bir şekilde çıkartıyorum. Şimdi yosun yaprağına saracağız arkadaşlar. Ters ve düz tarafları var. Ona da dikkat edelim. Parlak tarafı dış kısmına gelsin arkadaşlar. Evet, en orta kısmına suşimi yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi
Kenarlarını bu şekilde kesiyorum. Bu fazlalıkları çıkartıyorum. Ve üstüne de bu şekilde kapak yapıyorum. Çok daha hoş ve güzel oldular. Bu şekilde fazlalıkları da yapıştırıyorum. Zaten kısa bir süre sonra onlar kendisi tutunuyor arkadaşlar. İnce bir yaprak olduğu için hemen yumuşuyor. Ve gördüğünüz gibi onigiri sandviçim hazır. Şimdi tekrardan sizlere gösteriyorum. Ve gerçekten çok lezzetli oldu. Benim kızım bu malzemeleri kullanmamı istedi. Salatalık, salata ve ton balığı. Dediğim gibi sizler dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz içerisine. Bu sushi pilavından arkadaşlar 6 tane büyük kare sandviç elde ettim. Daha sonra ortadan ikiye böldüm ve 12 adet sandviç elde etmiş oldum. Bu şekilde bütün malzemelerin bitene kadar bu işlemi uyguladım. Evet, YouTube kanalımda daha önceden sizlerle sushi tarifimi paylaşmıştım arkadaşlar. Sushi tarifimi de mutlaka diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Harika sushiler yapmıştık birlikte. Eğer bu tarz yiyecekleri seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Evet. Yosun yaprağı bu şekilde kareler halinde kesiyorum. Kesmiş olduğum yaprakları da pilavıma bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. En son kareyi de en üstüne koyup çeviriyorum ve kesme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Bıçak ıslak olsun mutlaka. Ve keskin bıçak olsun. Yosun yaprağını önce küçük bir bıçakla kestim. Daha sonrasında büyük bir bıçakla dikkatli bir şekilde üçgenlerimi kestim arkadaşlar. Ve onigiri sandviçlerim hazır. Bunu servis yaparken mutlaka üzerine soya sosu kullanın. Susam serpebilirsiniz. Teriyaki sosu varsa teriyaki sosu da mutlaka kullanın derim. Müthiş yakışıyor arkadaşlar. Evet. Bir yandan kızım sabırsızlıkla bekliyor. Ve yedikten sonra tam puan aldık arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oldu. Evet, diğer yapmış olduğum sandviçler de bu şekilde. Bunları daha sonra hepsini üçgen olarak keseceğim. Hepsi kalıp gibi oldular gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bütün ayrıntılarıyla tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, servis ederken mutlaka soya sosu kullanın. Lezzetine lezzet katacaktır. Ve şimdiden yapacak olanlara afiyet şifa olsun diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğime destek verirseniz çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açıp bildirimleri almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.